Ve şimdi Baltacı Bildirer Murat Muzidi ile Tunuslu ile maç yapacak. Tabii Gökhan'daki Anderson Silva maçını bekliyoruz. Birazdan olacak o maçta. Ladies and gentlemen, we are moving on to the next fight. Calling the two fighters, Murat Muzidi and Peter Arns. Baltacı Peter Arns ekranlarınızda 3 kez K1 Artık'ta şampiyonluğunu yaşamış bir isim. Günün ilk maçını Sevişilt yapmıştı. O dev adamı mağlup etmiş bir isimden bahsediyoruz. En büyük Hanef Salef olayı vardı. Ve hem de iki defa. İki defa hem de. Ama kendisi de yenildiği defalarca. Aralarında büyük bir rekabet ama var. Ama en çok yenen Sevişilt. Manny Pacquiao ve Marquez arasındaki aynen rekabetle ayrı eşdeğer diyebiliriz. Bu arada Murat Muzidi de biliyorsun Baltacı'nın aslında öğrencisidir. Usta çırak ilişkisi, bakalım usta mı yenecek, çırak mı yenecek? My name is Peter Arns. I fight for the Nels. I fight all my life already. I fight 28 years already. Long, long time. My name is Murat Muzidi. I'm fighting off Tunisia. This is my game. I have a lot of experience. Most of the guys were not born when I fought already. Glory has the best fighters. For every fighter, it's the place to be. You must be tough at tournaments. That's one thing I can tell you. And one time you don't watch, can be over in this game. Belçika'da yapıldı. Glory ilk olarak. Peter Arns, Murat Muzidi. İşte istatistikler ekranlarda görebilirsiniz. 32 knockout'u var. 77 knockout'u var Peter Arns'ın. 32'de Murat Muzidi'nin. Ladies and gentlemen, introducing the fighter fighting out of the blue corner, Murat Muzidi. Bir arkadaşımız yeter artık bilgi al, ver şu müşteri demiş, verelim bir odamız artık. Evet. Sevgili izleyiciler, 6 Nisan 2013 Cumartesi Ülker Sports Arena. Hani o meşhur konserin verildiği yer. İşte bu dev adamların hepsini orada izleme fırsatı bulacaksınız. Gökhan Sakin'in Daniel Gita ile maçı var orada. Hem de tarihi, çok büyük bir tarihi rövanş. Tarihi rövanş maçı, evet. Glory Japonya'dan sonra 23 Mart tarihinde Londra'da olacak. Londra'dan sonra 6 Nisan'da İstanbul'da Ülker Spor Arena'da olacak. Bu dev heyecanı orada yaşama fırsatı bulacaksınız. Bununla ilgili detaylı bilgileri birazdan vereceğiz. Biletler satışa çıktı bu arada. Şu anda Biletix'te satışa sunuldu. Herkes gidip Biletix'ten alabilir. Organizatör aynı zamanda bir otobüs. Maç başladı, biz maça dönelim tekrar. İstanbul heyecanı daha var. Ama Japonya'daki bu eşsiz mücadeleyi izlemek keyifli olacak. Murat Muzidi hocasına karşı, sevgili izleyiciler. Murat Muzidi varsa bugün o kırmızı eldivenli Baltacı Peter Arns sayesinde var. Hocasıyla öğrencisi kapışıyor şu anda. İşte kader geldi çattı ve ringe çıktılar. Müthiş bir mücadeleye tanık oluyoruz. İlk 30 saniye geride kaldı. Baltacı o tekmelerini vuruyor biliyorsunuz. Çok çok sağlam. Yaşına göre gerçekten hala bu kadar yani istekli arzu olması profesyonelliğin göstergesi. Peter Arns köşeye doğru sıkıştırdı. Yalnız şunu söyleyeyim.
Pietras bugün baltacı Hollandalı Fulusluyu yenerse pes diyecek. Bir sol kroşe. Üzerine gidiyor, sarıldılar. Bir sağ kroşe kafayı sıyırıp geçiyor. Ama biraz sallanmaya başladı Pietras, yapma hocam. Sol high kick. Yani yapma hocam derken kesinlikle yani hangisinin kazanması doğrultusunda değil. Onu diri görmek isterim ben her zaman. Çok da yakın bir dostumuz aynı zamanda. Middle kick. Sol high kick. Şimdi kısa bir sarılma. Pietras biraz daha dayanırsa ikinci rounda daha atik çıkabilir. İyi bloklar koyuyor ama yumruk kombinasyonuna bir türlü gidemiyor baltacı. Aslında müthiş hakikleri vardır. Tokat gibi tekmeleri vardır. Buzuki çok iyi tanıdığı için daha rahat oynuyor onu. İçtikleri suyu bile geçiyor. Hangi marketten aldığına kadar. İlk round'u tamamlıyoruz. Puanları açıkçası çok merak ediyorum. Mitras sanki yüzünde bir hoşnutsuzluk, bir gariplik var. Sanki bir ifade yani böyle bir rahatsızlık var evet. Gökhan Saki, Anderson Silva maçı için sabırsızlanıyoruz. Bilgencim bu arada biliyorsun önümüzdeki Kasım ayında Vako Amatör Dünya Şampiyonası Türkiye'de yapılacak. Ve ben buradan Türkiye Kickbox Federasyonu Başkanı Sayın Salim Kayıcı'ya bu şampiyonun buraya getirmesinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İkinci hafta olağanüstü bir kapışma hissediyoruz. Wow! Pietras önde. 10'a 9 önde sevgili izleyiciler. Tüm hakemler Pietras'ı önde göstermiş vaziyetteler. Ama Pietras çok tekme vurdu. Yani o çok etkili oluyor hakemler üzerinde. Zaten kick. Yani, kickbox yapıyorsunuz. Box kick, yapmıyorsunuz. Box yani tekme yumruk anlamına geliyor. Burada tekmenin daha ön planda olması normal. Bu arada bir dakika. Pietras'ta bir sorun var herhalde. Elinde sakatlık herhalde. Söz konusu evet, sevgili izleyiciler. Bir yüzündeki hoşnutsuzluk oradan kaynaklanıyor. Evet hakem kararıyla galiba. Evet. 1.39. 6 Nisan'da bu süperstar dövüşçüler İstanbul'da Ülker Spor Sarayı'nda olacak. Biletlerin satışa çıktığını duyurmuştur. Evet, biletlikte şu anda seyirci. Tarih değişir mi? Türkiye'de spor tarihi değişir. Kesinlikle değişir. Daniel Gita, Gökhan Saki maçı, bir rövanş maçı ve aslında bir saniye, Sayın Topuz. Evet, bu karar açıklanıyor. Evet. Çok kritik bir karar çünkü. Dinleyelim kararı. Ladies and gentlemen, due to a broken hand in the red corner, we have a winner. Blue corner, Murat Buzidi. Elinde bir kırık olduğu söyleniyor. Doktor kararıyla. Yani kırık değildir belki. Belki bir çatlak da olabilir. Belki bir şey de ama ona bu tip durumlarda kırıldı ibaresi kullanılır. İşte bakın bu darbede sanırım bu darbede gitti. Bir hafif sakatlık olmuş olabilir. Bob Sepp'le Volkan'ın maçını hatırlarsın bileği iki yerden kırılmıştı. Yani bu tek yumruklar o kadar hassas, o kadar... Bakın burada yüzünde, atmış olduğu sağ direkte bakın yüzündeki ifadede. Evet, sonra... acıyor. Şu anda evet. Acıyı hissediyor resmen. Ve burada tam üstüne geldi. Hala ama hala disiplin, dövüş disiplininden kopmadı.